Merhaba, Kumaş Fırsatı'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Damla Toral. Bugün sizlerle önden düğmeli midi boy bir etek dikeceğim. Hem tesettürlüler hem tesettürsüzler için bence çok güzel bir parça olacak. Bu eteğim için ben kumaşfırsatı.com'dan bulabileceğiniz bu en boy Likya pamuk olarak geçen kumaşı kullanacağım. Benimki mercan rengi. Bunun dışında farklı renkleri Kumaş Fırsatı'ndan bulabilirsiniz. Kumaşın özelliğinden biraz bahsetmek istiyorum. Kumaş tok bir kumaş. Hem pantolon için, etek için, işte dış giyim için bu tarz şeylerde kullanabilirsiniz. Eninde ve boyunda likrası var. Çok yüksek oranda pamuk içeriyor. Bunun için dikiş yapmadan önce kumaşınızı yıkarsanız çok daha verimli sonuç alırsınız. Hadi şimdi kumaşımızı kesip eteğimizi dikmeye başlayalım. Gördüğünüz gibi ben kumaşımı iki kat serdim. İlk önce arka parçayı keseceğim. Önü düğmeli olduğu için arka ve ön parça birbirlerinden farklı olacaklar. Bu şekilde kalıbımı hazırladım ben. Bu kalıbı Kumaş Fırsatı'nın Instagram sayfasında bulabilirsiniz. Kumaş katıma kalıbımın düz kısmını yerleştiriyorum. Şimdi kalıbımı ben kumaşımın üzerine yerleştirdim. Bunun boyunu istediğiniz şekilde uzatabilirsiniz. Size nasıl uzatacağınızı göstereyim. Cetvelinizi bu şekilde bunun gelişine göre yerleştirip istediğiniz kadar boyunu uzatıp şu şekilde şöyle makasınızı keserek İstediğiniz boyu elde edebilirsiniz. Şimdi kalıbımın kenarlarından kumaşımı çiziyorum. Direkt kalıba göre de kesebilirsiniz. Ben kamerada daha net görünebilmesi için çiziyorum. Alt tarafı katlayacağım için buraya biraz fazla pay bırakıyorum. Bu şekilde çizdim. Şimdi ön kalıbımı yerleştirdim. Ön kalıbı yerleştirirken dikkat etmemiz gereken şey buradaki kumaşı birazcık fazla bırakmak. Çünkü burayı bu şekilde bir kere katlayıp sonra da ucunu içeri doğru katlayacağız ve buraya ilik açma artı düğme dikme yerimizi yapacağız. Onun için burada ben yaklaşık 6 cm kadar bir pay bıraktım ve kumaşımı o şekilde yerleştirdim. Şimdi yine aynı şekilde kumaşımı kenarlarından çiziyorum. Burayı uzattığım kadar burayı da uzatacağım. Onunla aynı oranda olmasına dikkat ediyorum ki denk gelsin eteğimiz. İlik yeri için bıraktığım paya denk gelince burayı dümdüz uzatıyorum. Normalde burası yukarı doğru çıkıyor ama burayı dümdüz uzatıyorum ki katladığımda burası eksik kalmasın. Şimdi kumaşımı keseceğim. Bu şekilde kumaş katına yerleştirdiğimiz için arka parçamızı tüm bir şekilde elde ettik. Ve yine iki kat kumaşımızı ön parçamızı kestiğimiz için de birbirlerine simetrik ön parçalarımızı elde ettik. Şimdi bunların kenarlarını ilik için kıvıracağım. Bu şekilde katlıyorum ve tekrar ucunu birazcık içeri doğru kıvırıyorum. Buralardan iğneliyorum. Şimdi bu kenarlarından dikeceğim. Makineme yerleştiriyorum. Geri dikişle sağlamlaştırarak dikmeye başlıyorum. Bu şekilde kenarını diktikten sonra arka parçamın üzerine ön parçamı yerleştiriyorum. Yüzleri birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum ve kenarlarından iğneliyorum. Buralardan da düz dikişle dikip sürfle çekeceğim. Diğer kenarı da aynı şekilde iğneleyeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi ben burayı diktim. Eteğime kemer keseceğim. Bunun için bu şekilde katlıyorum ve kumaşımı tek kat olarak serdim. Eteğimin belini ölçtüğümde yaklaşık 70 cm geldi. Tabii ki bundan çok çok daha uzun. Kendimi riske atmamak için bir kemer keseceğim. Kalınlığını ben böyle 3,5 cm falan olarak, yani bu cetvelin kalınlığı olarak belirledim. Bunun iki katından 1-2 cm daha fazla keseceğim. Şuralara birkaç işaret koyup tekrar koyduğum işaretten biraz geçip çiziyorum. Sonra kemerimi keseceğim. Şimdi eteğimin arkasından tam ortasını işaretledim ve kemerimin de tam ortasını bulup buraya yerleştireceğim. Yüzleri birbirine bakacak şekilde yerleştireceğim. Buradan iğnemi takıyorum ve birleştiriyorum. Bu şekilde eteğimin beline iğneliyorum. Bu şekilde kemerimi, eteğimi birleştirdim. Şimdi ben arka kısmına lastik ekleyeceğim. Lastik eğer eklemezseniz eteğiniz belde olacağı için direkt belinize oturur ve nefes almanıza zorluk çekebilirsiniz. Şimdi bu arka parçanın genişliğinden biraz daha kısa bir lastik keseceğim. Şöyle uygundur benim için.
Ve kemerimi bu şekilde katlayıp tekrar kapatmadan önce bunu bir ucundan arka parçamın bir kenarına, diğer ucundan da diğer kenarına iğneliyorum. Buraları bu şekilde çektirerek direkt lastiği sabitleyebilirsiniz. Ama ben sadece uçlarından dikeceğim. Hani çok fazla lastik görüntüsü olsun istemiyorum. Şimdi bu şekilde lastiğimi belime birleştirdim. Böyle görünecek. Kemerimi kapatmak için böyle ikiye katlıyorum. Ucunu birazcık kıvırıp daha sonra belime yerleştiriyorum. Bu şekilde iplikli kısmı da içeri saklamış oldum yine. Arka yaparken lastiği bu şekilde çekerek daha sonra kumaşın olması gereken yere iğneliyorum. Böyle kenarından tekrar dikiyorum. Dikmeye başlamadan önce bu uç kısımları tam diplerinden tersine çevireceğim. Kemeri bu şekilde tersine doğru ikiye katlıyorum. Ve tam şu ön parçamın dibinden dümdüz dikiyorum. Şimdi bu şekilde ön parçama denk gelen yerin tam dibinden dikiyorum. Daha sonra fazlalık kısmı kesiyorum. Ve burayı ters çeviriyorum. Bu şekilde önümüz çok düzgün bir şekilde hallolmuş oluyor. Şimdi kemerimin diğer katını da dikmeye devam edeceğim. Şimdi ön tarafına ilik açacağım. Bunun için düğmelerimin aralıklarını belirleyeceğim. Ön tarafı ölçüyorum. 72-71 cm arası geldi. 10'ar cm boşluk bırakacağım aralarına. Mezrumu koydum. Şöyle beline, kemerine bir düğme yerleştiriyorum. Daha sonra aralıklarımı şöyle gözüme hoş gelecek şekilde ayarlıyorum. Ve alta biraz fazla boşluk bırakacağım. Bunu daha fazla bırakıp yırtmaçlı bir etek de elde edebilirsiniz. Şimdi düğmelerimin yerlerini sabun kalemiyle işaretleyeceğim. Şimdi buralara iliğimi açacağım. İlik ayağımın bir tarafına düğmemi yerleştirdim. Ve ilik ayağının özelliğinden dolayı kendisi ayarladı genişliğini. Şimdi makinemi çalıştıracağım. Bu şekilde iliğim açılmış oldu. Şimdi arasındaki kumaşı sökücüyle keseceğim. Buradaki iplikleri de yaktıktan sonra iliklerim hazır olacak. Şimdi bu şekilde iliklerimi açtım. Gördüğünüz gibi ön parçaları tam buralarından hizalayarak üst üste yerleştiriyorum. Ve sabunumla iliklerimin ortasından işaret bırakıyorum. Düğmelerimi nereye dikeceğimi bilmek için. Buralara düğmelerimi dikeceğim. Bu şekilde iliklerimi açtım, düğmemi diktim. Üst üste kapandığında böyle görünecek. Şimdi eteğimin altını katlayacağım ve eteğim bitmiş olacak. Bu şekilde kıvırarak iğneliyorum. Burayı iki kat da kıvırabilirsiniz. Ama ben çok kaba durduğu için ve oturup kalktığımızda dışarı doğru katlandığı için öyle tercih etmiyorum. Burayı dikmeden önce kenarlarına sürfile çekebilirsiniz. Daha sonra katlarsanız ipliklenen kısmını da tamamen halletmiş olursunuz. Bu şekilde bütün kenarı iğneleyip dikiyorum. İlk önce kenarlarına sürfile çekiyorum. Sürfileyi de çektikten sonra kenarından düz dikişle dikiyorum. Gördüğünüz gibi eteğin dikimi bitti. Ben üzerime denedim bile. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Ben 1 metre kadar kumaş kullandım. Kendi boyuma ve bedenime göre. Siz kendi ne kadar uzunlukta istiyorsanız veya kendi bedeniniz ne kadarsa ona göre kumaş tercihinizi değiştirebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve videoların devamı için Kumaş Fırsatı'nın YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.